saç ekim uzmanı Kadri Oker. United Doctors'da saç ekim birimini açmış bulunmaktayız. Saç ekiminde dikkat edilmesi gereken bazı konularda sizlere bilgi vereceğim. Saç ekimi nedir? Daha doğrusu saç dökülmesi neden kaynaklanır? Alopecia dediğimiz Latince tanımıyla dökülmenin tanımı, teşhisi ve bundan sonraki süreçte ekim sürecine gitmektedir. Bunun başka bir tedavisi yoktur. Şimdi önce saç ekimini yaparken özellikle son dönemde kullanılan Fouye yöntemini kullanıyoruz. Bu dünyada şu anda kullanılan bir yöntem. Fouye yöntemiyle biz önce arkadan, ense bölgesinden saçları alıyoruz itinayla ve özenle. Maksimum çalışarak alıyoruz. Bizim sayıyla ilgili çok fazla bir işimiz yok. Maksimum çalıştığımız için bu döner bölgesinin sayısına göre, durumuna göre 4000'den başlayıp 5000-5500'e kadar greft alabiliyoruz. Bu greftlerin ortalama 5000 greft aldığımızı düşünün. Her greftin içinde ikili, üçlü ve dörtlü saç telleri bulunmaktadır. 5000 greftten ortalama 12000-13000 saç telleri çıkmaktadır. Bu da hastanın açıklığına göre arkadan aldığımız saçın öne nakil sürecini başlatmış olur. Bizim öncelikle açık alanın fazla olması durumlarında TDF dediğimiz yöntem kullanmaktayız. TDF yöntemi 2 günde 2 ameliyat yöntemi anlamına geliyor. Birinci gün ensenin yarı periyodunu çalışıp ortalama 2500-3000 greft alıyoruz. İkinci gün öbür yarı periyodunu çalışarak 2500-3000 greft alarak bütün alanın kapanmasını sağlıyoruz. Bizdeki asıl hedef ve amaç yaptığımız klinik çalışmalar sonucunda çok güzel sonuçlar aldığımız yeni buluşumuz olan saç çıkış sürecinin bir yıl değil 6 aya kadar indirdiğimizle ilgili bir devrim sürecidir. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Normal süreç bir yılda tamamlanırken biz birinci aydan geçerli olmak üzere, hatta ameliyatın birinci gününden geçerli olmak üzere PRP tedavisi dediğimiz trombositen yoğun kişinin kendi kanını alarak cilt altına uyguladığımız, küçük iğnelerle uyguladığımız yöntemle oradaki dolaşımı hızlandırıp hücre yenilemesini sağlıyoruz. Bu da bizim gelişimi erken almaktadır. Yani 6 ay, en fazla maksimum 7 ayda süreç tamamlanmış oluyor ve hasta normal saçlı durumuna kavuşmuş oluyor.